Herkese merhaba. Bugün uzun zaman sonra canlı yayında Doktor Ümit Aktaş'ın yanındayız. Kendisinin 5. kitabı yakın zamanda piyasaya çıktı. Mutluluk Külleri 2 ve biraz sohbet edeceğiz. Sizin de sorularınız varsa sorabilirsiniz. Mutluluk Külleri 2 Ümit Bey. Birincisinde ne anlatıyordunuz? İkincide ne anlatıyorsunuz? Arada ne Farkı ne ki fark bunun? var? Evet. Birincisinin kapağı maviydi, ikincisi mor. Kapaktan. Kapaktan başlayalım. Şimdi birinci kitapta Mutluluk Külleri 1'de daha çok insanın ruh hali, depresyon, panik atak gibi hastalıklarla beslenmenin ilişkisini anlattık. Bunların bağırsaklarla ne gibi bir ilişkisi olduğunu anlattık. Antidepresan kullanmanın zararlarını ve antidepresan kullanımının artışının sorgulanmasını istedik. İkinci kitapta genel olarak ruh sağlığının da ötesinde, ruh sağlığıyla da birleştirerek bir bütün olarak insan sağlığıyla beslenmenin ilişkisi nedir? Bizi hasta eden olağan şüpheliler nelerdir? Hastalıklardan korunmak için evdeki mutfağımızı nasıl kullanabiliriz, nasıl beslenebiliriz? Baharatları nasıl kullanmalıyız, tıbbi bitkileri nasıl kullanmalıyız? Bunu anlattık. Bir de çağımızın kronik hastalıkları hakkında bilgiler verdik. En önemli hangisi? Fibromiyajdan nasıl korunabiliriz? Haşimato'dan nasıl korunabiliriz? Çocuklarımızı nasıl sağlıklı yetiştirebiliriz? Diyabetten nasıl korunabiliriz? Nasıl iyileşebiliriz? Gibi farklı farklı hastalıklarla da ilgili beslenme tavsiyeleri ve tıbbi bitkilerle ilgili tavsiyeler verdik. Burada önemli bir kür tarifi verdik. Mikrobiyomu desteklemek için, probiyotiklerimi desteklemek için nasıl beslenmeliyim? 14 günlük bir kür verdik. Günlük yaşamımızı programlamayı anlattık. Çünkü insan vücudunda bir sirkadiyen ritim dediğimiz ritim var. Günün her saati aynı şekilde çalışmıyor insan vücudu. Biyoritim gibi bir şey galiba bu. Tıpkı biyoritim gibi bir şey. Her saatte farklı şeyler üretiyoruz, her saatte farklı şeyler yapıyoruz. İnsan aslında doğanın bir parçası ve binlerce yıl boyunca da bununla uyumlu yaşamış. Kadim insan baktığınız zaman doğanın gereklerini biliyor, doğanın ne yaptığını biliyor ve doğayla uyumlu yaşıyor. Örnek vereyim size. İnsan vücudu öyle enteresan bir vücuttur ki ve öyle güzel gelişmiştir ki yaşadığı doğayla, çevreyle uyumludur. İnsan vücudu sabah uyanır. Sabah insan için binlerce yıl boyunca erken vakit gün doğumu olmuştur. Akşam uyur, karanlıkta uyur. Biz modern insan bunu bozduk. Örneğin Işıklarımız var çünkü. ışıklarımız var, gece çalışan işlerimiz var. Tarihte gece çalışan iş diye bir şey yok. Çok çok işte güvenlik mensupları, askerler gece çalışıyor. Güvenlik tedbiri alabilmek için. Onun haricinde başka bir şey yok gece çalışan. Ama bugün tüm mesleklerde artık gece çalışan insanlar var. Ritmi bozduk. Sadece hastane ve güvenlik değil, örneğin sizin sektörünüzde de medyada da televizyonda da 24 saat yayın yapıyoruz. İnsanlar 24 saat hayat yaşamak istiyorlar ama insan vücudu gece uyumaya programlanmıştır. Sabah siz uyanırken kortizol dediğimiz bir hormon var. O salgılanır. O sizi uyandırır. Çünkü 8-10 saattir açsınız, uyuyorsunuz. Organlarınız da dinlendi, uyudu. Uyanmak için bir enerji gerek. Kaslardaki 5-6 gramlık glikojen deponuz vardır. Onu yıkar. Size enerji verir ve tüm organlarınızı uyandırır. Yani Ve uyanmanın güneşle beraber belki tetiklenen evet, bir hormonal siz hormonal karşılığı sistem. var. Gün ışığı üzerinize doğduğunda hormon olarak kortizol salgısı artar ve sizi uyandırır. Ve öğlen 12'ye kadar siz günlük harcadığınız enerjinin %50'sini harcarsınız. Yani aslında insanın en verimli olduğu saatler sabah saatleridir. Enerjik olduğu zaman. Peki Modern insan herkesin ne böyle? yaptı? Herkesin böyle ama siz bir kere sistemi bozar da gece geç yatmaya başlarsanız, gece geç saatte ağır yemekler yerseniz bu ritim tabii ki bozuluyor. O zaman uyanamıyorsunuz. Bu sefer saat 11'e kadar uyuyorsunuz. 11'de uyanan insanın zaten pili bitmiş vaziyette kalkıyor ve sürekli ben yorgun uyanıyorum diye şikayet ediyor. Ben sabah insanı değilim diyor. Sabah insanı değilsiniz çünkü başından itibaren vücudunuzu yanlış programladınız. Vücudunuzun daha doğrusu şöyle söylemek lazım. Vücudunuzun programının tersine hareket ettiniz. Zaman içinde de dengeyi bozdunuz. Örneğin insan vücudunda D vitamini 11 ile 1 arasında salgılanır. Gündüz sabah 11, öğlen 1. Çok basit bir sebebi var. Çünkü Güneşin en yüksek olduğu. güneşin tepede olduğu saatler bunlar. Güneş tepedeyken ultraviyole B ışınları gelir dünyaya. D vitamini üretebilmek için de ultraviyole B ışınları gerekir. Yani doğayla uyumlu bir döngümüz var Evet. aslında. Bizim organizmamız günlük ritim olarak da mevsimsel ritim olarak da doğayla uyumludur. Evet. Fakat Biz bunu endüstriyel bozuyoruz. insan öyle değil. Aynen öyle. Bozuyoruz. Niye bozuyoruz? Birileri çıkıyor diyor ki efendim cilt kanseri arttı yatağa geldiği saatlerde güneşlerin. Öğlen çıkmayın. Birileri çıkıyor diyor ki İşte bol bol karbonhidrat yiyin, tam tahıl tüketin ama yağ yemeyin, yağ sizin için zararlı. Birileri çıkıyor diyor ki aman işte şundan uzak durun, işlenmiş gıda veriyorum ben size. Aman D vitamini zehirler, şöyle yapar. Bunların hepsi aslında kötü bilim. Bunlar dayanağı, mesneti olmayan bilgiler. Örnek, D vitamini zehirler.
Şimdi bizim doktorlarımız şu anda Türkiye'de kemoterapi vermekten korkmuyor, kortizon vermekten, antibiyotik vermekten korkmuyor, D vitamini vermekten korkuyor. Fazlası mı zehirler? Fazlası diyorlar, zehirler yani. Diye böyle bir bilgi. Şimdi D vitamini zehirler mi? Bakalım hı. literatüre. Literatürde hı. ne var? Hı. Bir kere D vitamini yeni doğan bebekte zehirler, evet. Niye? Doz fazlalığından dolayı zehirler. Ben 25 yıllık hekimim. Fakülte hayatım boyunca da katın işte 32 yıldır, 33 yıldır neyse bu tıp sektörünün içindeyim. Hayatım boyunca bir tane D vitamini zehirlenmesi gördüm. Yeni doğan bebekti. Annesi aylık dozu günlük dozu anlamış. Doğal olarak 4 kiloluk, 5 kiloluk bebekte birikmiş ve haliyle de zehirleme olmuş. Erişkinde D vitamini zehirlenmesi var mı? Literatüre baktığınız zaman sadece 2 kişide D vitamini zehirlenmesi görüyorsunuz. Literatürde 2 kişiden başka D vitamini zehirlenmesi yok. Ne yapılmış? Bizim ayda bir verdiğimiz 300 bin ünitelik ampullerden aynı anda 6 tane yapmışlar bu hastalara. Hı. Yani bu zehirlenme değil, bu doz aşımı. Üçüncü vaka var mı? Yok. D vitaminine bağlı ölüm var mı? Hiç yok. Literatürde bildirilmemiş. Ben şimdi korkum oldu. Literatürde bildirilmemiş. Literatürde yok. Bilimde yok. Şimdi kanıta dayalı bilim. Peki kanıta dayalı bilimde D vitamininden ölüm yoksa, böyle bir kanıt, böyle bir ilişki ispat edilememişse, toplam zehirlenen yetişkin sayısı sadece dünya üzerinde 2 ise, nasıl oluyor da biz D vitamini zehirlenmesi diye kıyameti koparıyoruz? Niye bu kadar korkuyoruz? Hı hı. Üstelik öte yandan bir de başka tarafı var. Gelelim öbür tarafına. Dünyada en fazla ölüme yol açan ilaç grubu ne biliyor musunuz? Ne? Ağrı kesiciler. Hı. Bizim basit her zaman kullandığımız. Aynen öyle. Basit her zaman kullandığımız, çocuklarımız için en güvenilir ateş düşürücü diye verilen etken madde ismi söylüyorum. Parasetamol. Parasetamol dünyadaki karaciğer yetmezliklerinin %70'ine sebep oluyor. Bunun peki doz aşımı ile ilgisi var mı yoksa var. Düzenli kullanımla mı? Ona da bakmışlar. Var. Onunla da ilgili yayın var. Amerikalılar bakmış. Hı-hı. Ne kadar doz aşmışlar ki bu insanlar karaciğer yetmezliğine girmişler diye. Ne kadar aşmışlar biliyor ne musunuz? Kadar? %25. Yani bir aylık şey bir günde de vermemiş. Hayır. Sadece %25. Günde 4 doz tavsiye edilir parasetamol. 6 saatte bir 4 çarpı 1 verilir. 5 tane alanlar karaciğer yetmezliğine girme riskini artırıyor. Peki, İnanılmaz. Kitaba dönelim. Siz bunların dönelim. Kitapta nasıl... Ben kitapta şunu diyorum. Diyorum ki doğal olana dönün. Evet. Doğal olana dönün. Çünkü kullandığınız ilaçlar... Nasıl dönüyoruz doğal olana? Döneriz. Onu da anlatayım. Kullandığınız ilaçlar karaciğerinizi mahvediyor. Sizi öldürüyor. Basit ağrı kesici deyip alıyorsunuz. Ölüyorsunuz. Ama D vitamini zehirlenmesinden ölen yok. D vitamininizi takviye etmeniz lazım. Doğru güneşlenin. Öğlen güneşine çıkın. Ninenizin, dedenizin yediği gibi beslenin. Sorunuza gelelim. Bu kadar suni şartlar altında biz nasıl doğal besleneceğiz? Bu bana en çok sorulan sorudur. Pardon, ikinci sorudur. Birinci soru, ilaçsız yaşam mı? İlk kitabım, ilaçsız yaşam mümkün müdür diye sorarlar. İkinci soru bu, hocam toprak kirlendi, su kirlendi, hava kirlendi. Biz nasıl doğru yaşayacağız, doğru besleneceğiz, doğal yaşama döneceğiz? Değiştirebileceğiniz şeylerle uğraşmalısınız. Değiştiremeyeceğiniz hiçbir şeyle uğraşmamalısınız. İnsanı en önce çaresiz kılmak isterler. Hı hı. Çaresiz kılacak ki nasıl size istediği her şeyi yaptırsın. Değil? Evet. Çaresizseniz mecburen bunu yapıyorum dersiniz, yaparsınız. Siz değiştirebileceklerinize bir bakın. Neyi değiştirebilirim? Siz önce bir yoğurt mayalayın. Bir doğru süt alıp evinizde yoğurt mayalayın. Hocam o sütün sütü veren hayvan da GDO yemle beslendi. Evet beslendi. Unutun onu. Değiştirebiliyor musunuz? Kendiniz bir çiftlik kurup GDO yemle beslenmeyen hayvan üretip hayvansal ürün alıp da yoğurdunuzu kendi sağdığınız sütten yapabiliyor musunuz? Yapın. Yapamıyorsanız düşünmeyin onu. Bir yoğurt mayalayın. Bir sirke kurun. Bir turşu kurun. Bir tencere yemeği pişirmeye başlayın. Göreceksiniz hayatınızda çok şey değişecek. Bir karbonhidratları kesin hayatınızdan paketli çıkarın. Gıda paketli gıda almayın. Bunlar zor işler değil. Sadece yoğurt deyip geçmeyin. Toksik işlerde çalışan işçilere istihkakı vardır. Her gün bedava yoğurt verirler. Adam asfalt döker, madende çalışıyordur. Her gün 2 kilo, 3 kilo yoğurt verirler. Detoks niye? Evet, toksinleri bağlar. Nasıl bağlar? Probiyotik etkisinden dolayı bağlar. Zehirlenen hastaya ne yaparlar evde? Önce yoğurt yedirirler zehirlendiği zaman. Yoktur efendim. O homojenize yoğurtların probiyotik etkisi yoktur. Siz onlara hazır yoğurt verdiğiniz zaman o işi yapmış olmuyorsunuz. Probiyotik yoğurt evde mayaladığınız yoğurttur. Bunun üstünde şimdi yoğurtçular sizin peşinize düşecekler mi? Düşsünler vallahi. Ben bunu her yerde anlatıyorum. Tavukçular, yoğurtçular, bilmem kimciler sürekli böyle itiraz ediyorlar. Etsinler, edebilirler. Onlar da bir ticari ürün çıkarıyorlar. Ürün satmaya çalışıyorlar, ticaret yapıyorlar. Ben insan sağlığı için konuşuyorum. Peki biz yetişkinleri geçtik. Çocuklarımızı bizden daha iyi yetişsinler, bir miktar daha ilaçsız yaşayabilsinler, bağırsak sağlıkları daha yerinde olsun diye ne yapalım, ne yapmayalım? Okay. Temelleri söylerseniz. Şimdi bir kere çocuğunuz sağlıklı olsun istiyorsanız en önce siz sağlıklı olacaksınız. Hı-hı. Ve en önce kendi sağlığınızı korumak için özellikle anneler için bu son derece geçerli. Baba için de geçerli. Baba da sağlıklı beslenmeli. Çünkü kromozom iki koldan geliyor. Ama anne için çok daha önemli. Çünkü bebeği anne karnında büyütüyor.
anne nasıl beslenirse bebek öyle oluyor. En önce siz doğru besleneceksiniz. Daha hamile kalmadan önce karbonhidratları hayatınızdan çıkaracaksınız, işlenmiş gıdaları çıkaracaksınız, pakete girmiş bir şey almayacaksınız, evde tencere yemeği pişireceksiniz, mevsiminde besleneceksiniz, sağlıklı yağları bol tüketeceksiniz, zeytinyağını, tereyağını bol tüketeceksiniz. Beraberinde hamilelik döneminde yine bütün kadınlarda insülin hormonu seviyesi yükselir. Çünkü bebeğin büyüyebilmesi, gelişebilmesi için insülin hormonuna ihtiyaç vardır. Dolayısıyla tüm hamile kalan kadınlar insülin direncine sahiptir, gebelik diyabetine adaydır. Yani hamilelik dönemi süresince de yürüyüşü bol bol yapacaksınız, karbonhidrat yemeyeceksiniz. Karbonhidrat sadece şeker, tatlı değil, yediğiniz tüm tahıllar karbonhidrattır. Yani buğday, yulaf, arpa, çavdar, pirinç, mısır, bunların hepsi yüksek derecede karbonhidrattır. Vücudumuz bunlara tam tahıla da şeker muamelesi yapar. Çay şekerinin glisemik indeksi 59'dur. Tam buğday ekmeğinin glisemik indeksi 72'dir. Yani tam buğday ekmeği çay şekerinden daha yüksek glisemik indekse sahiptir. Kan şekerini daha hızlı yükseltir, daha güçlü yükseltir. Tam buğday ekmeği şekerden daha çok şekerdir. Tadının tuzlu olmasına aldanmayın. Ondan sonrasında muhakkak normal doğum yapın. Normal doğum çok önemli. Çünkü bebeğiniz ilk probiyotikleri normal doğum esnasında alıyor. Normal doğum gelişmeden önce annenin doğum kanalındaki probiyotik yapı değişiyor. Laktobasil dediğimiz bakteriler artıyor. Bir nevi bağışıklık yoğurdu, doğum yoğurdu oluşuyor orada. Bebek doğum kanalına girdiği zaman bu bağışıklık yoğurduyla kaplanıyor. Çünkü bu laktobasiller yoğurdun içinde de bulunan bakteriler. Dost bakteriler. Probiyotikler, dost bakteriler. Bebek probiyotiklerini, bu laktobasilleri yutarak, annenin doğum kanalındaki bu probiyotik sıvıyı yutarak alıyor. Mide bağırsak sistemine, bronşlarına bu bakteriler gidiyor. Ve bebek doğduğu zaman bir koruma kalkanıyla doğuyor. Sezaryenle doğan bebek annenin doğum kanalından geçemediği için bu probiyotiklerle kaplanmıyor. Koruma kalkanı yok ve nereye çıkıyor? Hastane ortamına çıkıyor. En zararlı bakterilerin olduğu, en zararlı mikropların olduğu ortama çıkıyor. Danimarkalılar 35 sene boyunca sezaryenle doğan 2 milyon bebeği takip ettiler. Acaba bunlarda hangi riskler oluyor diye. Gördüler ki sezaryenle doğan bebeklerde otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, alerjik astım, alerjik hastalıklar, mide bağırsak hastalıkları onlarca kat daha fazla görülüyor. Obezite, diyabet onlarca kat daha fazla görülüyor. Bu çok önemli bir çalışma çünkü 2 milyon bebek 35 sene boyunca takip edilmiş. Biz maalesef dünyada sezaryanın en hızlı arttığı ülkeyiz. Şu anda sezaryen oranlarımız %52'yi geçti. Bu doğal değil, bu normal değil, bu doğru değil. Bütün dünyaya baktığımızda tıbbi indikasyon nedeniyle, tıbbi zorunluluk nedeniyle sezaryen oranı %7'ler civarında dolaşıyor. Olsun, %52, %20. 20 bile olamaz. Taş çatlası 10 deyin, 12 deyin. %52 nereden çıktı? Niye bu kadar çok sezaryen oranımız var? Tartışmamız gereken konu bu. Annenin bebeğine verebileceği en önemli hediye normal doğum. Üstüne de kendi sütü. Üstüne de anne sütü. İkinci faktör anne sütü. Anne sütü muazzam bir gıda. Anne sütü olmadan bebeğin bağışıklık sistemi gelişemez. Anne sütü olmadan bebek sağlıklı yaşayamaz. Çok önemli bir durum var. Anneler üzülüyor, haklılar. Diyorlar ki ben tıbbi nedenle mecburen sezaryenle doğurdum ve sütüm gelmedi. Çok uğraştım, emziremedim. Benim çocuğuma ben şimdi kötülük mü yapmış oldum? Hayır, kötülük yapmadınız. Burada bir tıbbi zorunluluk var. Bu zorunluluk kelimesi önemli burada. Peki bu ne yapmalıyız? Geniş değil mi? Yani tıbbi zorunluluk. Hiç geniş değil. Aslında sınırları bellidir. Öyle mi? Evet, sınırları bellidir. Tabii ki sizin ne demek istediğinizi anlıyorum. %52 doğumun hepsine yani, bir tıbbi zorunluluk indikasyonu konuluyor. Konuluyor. İşte bunların tartışılması, bunların incelenmesi, üzerine gidilmesi lazım. Şimdi böyle anneler ciddi bir eksiklik, yoksunluk duygusu içinde oluyorlar. Ben bebeğimi iyi besleyemedim, kötülük yaptım, suçluk hissi. Burada yapılması gereken şeyler var. Bir kere kendilerini üzmesinler. Burada kendi tercihleri değil, bir zorunluluk durumu söz konusu, bu bir. İki, çok basit şeyler yapılıyor. Örneğin Avrupa'da çok yaygın uygulanan bir uygulama var. Sezaryenle doğuracak annenin doğum kanalına steril bir gazlı bez yerleştiriliyor. Bebek doğduktan sonra bu steril gazlı bez alınıyor ve bebeğin ağzından başlayarak tüm vücudu bu steril gazlı bezle temizleniyor, siliniyor. Böylece probiyotikleri alması sağlanıyor. İkincisi, bizim çok güzel bir uygulamamız vardı kültürel olarak. Ne yapardık? Bir annenin anne sütü gelmezse, çok büyük bir incelik bu, süt annelik kurumu vardı. Şimdi kalmadı. İnsanlar unuttular bunu. Çünkü bir annenin sütü iki bebeği doyurmaya yeter rahat rahat. Hatta 300'leri bile doyurabilir bir anne. Bir de mesela sezaryen için planlı değil de vakti beklenirse yine gelir annenin sütü. Tabii. Yani vaktinin beklenmesinin sebebi o zaten. Çünkü anne normal doğum yaptığında oksitosin isminde bir hormon salgılanır. Oksitosin iki görev yapar. Bir, rahmin küçülmesini, daralmasını sağlar. Anne daha az kan kaybeder.
normal doğumla doğuran annelerde sarkma problemi de olmaz oksitosin sayesinde. İki, oksitosin süt salgılatır anneye. Bir bağlanma hormonu aynı zamanda. Evet, bebekle aralarındaki bağı sağlayan hormondur. Bebek de oksitosin sayesinde annesini tanır. Ve böylece bir bağ oluşur arada. Yine de olmadı, sütüm gelmedi. O zaman süt annelik kurumuna başvuralım. Niye bebeklerimize mama veriyoruz? Mama dediğiniz şeyin içinde nişasta bazlı şeker var. Yani mısır şurubu var. Mama, mama değil. Peki şey diyenlere ne? Bu konuları ben çok yazdım ve çok konuştum. Fakat şöyle diyeyim. Biz de mamayla büyüdük. Kötü evet. mü oldu? Kötü oldu. Ne oldu peki? Diyabet patladı. Baksanıza halimize. Biraz önce bana bahsettiğiniz o rakamları evet. bir daha söyler misiniz? Söyleyeyim. 20 sene içinde bu memlekette diyabet oranı, diyabetin görülme sıklığı %7'den %15'e çıktı. Prediyabet dediğimiz diyabete aday olan hastaların görülme oranı %6.7'den %28.5'lara çıktı. Yani 4'e 4.5 kat arttı. Rakam olarak vereyim, şu anda Türkiye'de yaşayan yetişkin nüfusun yarısından fazlası, %50'sinden fazlası diyabet ve diyabete aday olan insanlar. Sizce bu bir tesadüf mü? Asla tesadüf değil. Buna tesadüf demek saflık olur. Bu bir tesadüf değil. Bu 20 sene içinde ne oldu? Bu 20 sene içinde tencere yemeği pişiren aileler evine pizza söyler oldu. Bu 20 sene içinde hafta sonları pikniğe giden aileler AVM'lere kapanıp fast food restoranların önünde kuyruğa girdi. Bu 20 sene içinde Türkiye'ye giren fast food zincirleri, pizzacılar, hamburgerciler öyle büyük paralar kazandılar ki tek bir dükkanın şubeliğini vermek için franchise bedeli olarak milyon dolarlar talep etmeye başladılar. Çünkü insanlar 6 liraya 7 liraya hamburger pizza satıp o milyon dolarları çıkarabiliyorlar. Kim yaptı bunu? Hepimiz yaptık. Mesela gazlı içecek sektörünün büyüdüğü yegane ülkelerden biri de biziz. Tabii. Her yerde küçülürken, her yerde küçülürken biz de büyüyor. Aynı şekilde sigara sektörünün büyüdüğü ülkelerden bir tanesiyiz. Evet, çok ilginç. Buna paralel bir şey daha söyleyeceğim size. İlaç sektörünün büyüdüğü ülkelerden de bir tanesi biziz. Kemoterapi de büyüyor, sigara büyüdükçe, evet, gazlı. Aynen öyle. Şimdi bakın, bu çok anlamlı bir şey. Yani sizin beslenmeniz bozuldukça kullanılan ilaç miktarı artıyor. Şu anda devletin bütün politikalarına rağmen, ilaç fiyatlarını sürekli düşürmesine rağmen ilaç sektörü sürekli büyümeye devam ediyor. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Yüz milyonlarca hasta her sene polikliniklere başvuruyor. 70-80 milyonluk bir ülkede yüz milyonlarca hasta nereden çıkar? Kronik hastalıklar patladı. Sizin konunuz diyabet olduğu için söylüyorum. Bizim yazarlarımızdan biri var, Sema. Sema beslenmesiyle tip 2 diyabetin üstesinden gelebilmiş bir evet. insan. Sizin de bu konuda fikirleriniz ve görüşleriniz var. Azıcık var. Alalım sonra da. Dördüncü kitabım diyabet kitabı. Diyabet ve zayıflama kürleri. Orada çok net yazıyorum. Tip 2 diyabet, beslenmenin düzenlenmesi ve hastanın yaşam tarzının değiştirmesiyle tam şifayla iyileşir. Tip 2 diyabet, beslenmeye bağlı olarak gelişen diyabettir. Genetik bir faktörü falan yoktur işin içinde. Tip 2 diyabet net olarak karbonhidratların fazla tüketilmesi ve gluten içeren ürünlerin tüketilmesine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Gluten buğdayda bulunan bir proteindir. Gluten ismi glue kökünden gelir. Tutkal, zamk, yapışkan demektir. Vücudunuza da girince yapışır gluten. Dolayısıyla bağırsak hasarlarına sebep olur. Bağırsak geçirgenliğini bozar. Karbonhidrat insan için uygun gıda değildir. Karbonhidrat yediğiniz zaman kan şekeriniz yükselir. Kan şekerini düşüren insan vücudunda bir tek insülin vardır. Tek başına başka bir şey yok. Karbonhidrat yemezsem ne yiyeceğim? Et yiyeceğim, yağ yiyeceğim, sebze yiyeceğim, sakatat yiyeceğim. Ne olur? Kan şekerim düşer. Kan şekerim düştüğünde yükseltecek olan 6 ayrı mekanizma var. Fizyolojik olarak baktığınızda bizim karbonhidrat yememek üzerine programlandığımızı, böyle evrimleştiğimizi göreceksiniz. Karbonhidrat yediğimiz zaman kan şekerimiz yükselir, insülinden başka düşürecek bir şey yok, o da çok çabuk bozulur, diyabet hastası oluruz. Tip 2 diyabet karbonhidrat tüketimine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Fakat maalesef bugün modern tıp ekolünde tip 2 diyabetli hastalara yine bol bol karbonhidrat ve gluten içeren gıdalar verilmektedir. Bunun sonucu olarak da bu hastalar her öğündeki dilim ekmek, ara öğünlerde karbonhidrat yiye yiye iyileşememektedir. Oysa ki kitapta da yazıyoruz, bizim binlerce hastamız var. Örnek hastaların da hikayelerini kitaba koyduk. Tip 2 diyabet tam şifayla iyileşir. Karbonhidratı tamamen keseceksiniz, her türlü tahılı keseceksiniz, gluten içeren gıdalar tüketmeyeceksiniz. Yani ekmek, makarna, pilav, tatlı, şeker, bal, meyve, pekmez olmayacak hayatınızda. Peki ne yiyeceğim? Ben onların yerine et yiyeceğim, sebze yiyeceğim, sakatat yiyeceğim, kuru yemiş yiyeceğim, kavrulmamış kuru yemişleri yiyeceğim, ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu tüketeceğim, sağlıklı yağları tüketeceğim, zeytinyağı, tereyağı, yani her şeyi yiyeceğim. Yanında ekmek, makarna, pilav
tatlı yemeyeceğim. Peki son olarak vegan beslenme ile ilgili düşüncenizi alabilir miyim? Vegan beslenme bir ahlaki tercih. Vegan beslenen herkes başka canlılara zarar vermemek için ahlaken vegan olmayı tercih eden insanlardır. Peki sağlıkla ilgili? Vegan beslenme maalesef sağlık için çok uygun değil. Çünkü insanın hayvansal protein alması gerek. Benim hastalarımın arasında çok sayıda vegan hasta var. Bu insanlar kendi sağlıkları için protein almaları gerektiği halde kendi sağlıklarından fedakarlık yaparak vegan beslenme yolunu tercih ediyorlar. Bazıları bitkisel proteinle takviye almaları gerek. Hepsi bitkisel proteinle yerine konamaz ama birkaç tane önemli gıda var ki tam esansiyel amino asit içeriyor bitkisel olmalarına rağmen. Bunlardan bir tanesi moringa bitkisi. Veganların hepsine moringa bitkisini tavsiye ediyorum. Ülkemizde de üretilmeye başlandı Gaziantep'te. İl Tarım Müdürlüğü kadın çiftçilere bir proje yaptı ve moringa bitkisini Türkiye'de yetiştirmeye başladılar. Yani bak bunu ilk defa duydum. Evet, çok önemli bir proje. Ben de destekliyorum çünkü kadınlarla ilgili bir proje. Yarın Kadınlar Günü. Türkiye maalesef kadınların haklarının yendiği bir ülke. Özellikle çiftçi olduğunda kadınların hakları çok yeniyor. Kadın çiftçiler için özel bir proje yaptılar ve çok da güzel bir proje yaptılar. Türkiye'de yetişmeyen moringa bitkisini yetiştirmeye başladılar. Benim veganlara tavsiyem günde 5 ila 10 gram vegan moringa bitkisi tozlarından tüketmeleri. Çay olarak da tüketebilirler ama gıdalarına serperek peki, çok daha doğru olacaktır. Yani? Vejetaryanlık veganlara göre daha şanslı. Onlar yumurta yediği için, peynir, yoğurt yediği için hayvansal proteinlerini daha doğru takviye edebiliyorlar. Yani et yememek hayatımızda sizce belirgin bir şeye sebep olur mu? Ben onu merak ediyorum. Eksikliğe sebep olur, evet. Öyle mi? Evet. İnsan evrimine et yemesine borçludur. Bu sayede evrimleştik. Aslında maymunlardan farkımız bu. Maymunların çoğu vejetaryandır. Öyle mi? Evet. Peki. Arkadaşlar, vejetaryanlığa, veganlığa yaklaşıyorduk hep beraber ama Ümit Bey uyardı. Yine de kendi tercihim. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.